Emanet kavramı. Bu değerler eğitimi üzerine farklı okullarda farklı seminerler vermiş olduk. Yani ilkokul çocuklarına da girdik. Yani ilkokul sonlara doğru. Ortaokul çocuklarına, lise çocuklarına da girmiş olduk. İnanın bu emanet kavramı anlatılırsa pek çok problemin altı çözülmüş oluyor. Mesela küfür problemi emanet kavramıyla halledilebilir. Haramlar emanet kavramıyla halledilebilir. Zararlı alışkanlıklar emanet kavramıyla, sigarası, içkisi, şunu bunu. Emanet kavramı gerçekten kilit bir kavram. İnanın kilit bir kavram. Yani bedenimiz emanet bize o anlamda mı abi, yoksa? اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ ayetinin ilahire ayet, yani altıncı sözün mantığı emanettir aslında. Cenab-ı Hak müminlerin nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın almak istediğini bize bahseden ayet, bize emanet olan olarak verilen şu vücudumuzun, maddi manevi teçhizatımızın özellikle Rabbimize nasıl satıldığını ifade ediyor. Emanet kavramı anlaşılırsa ancak bu mevzu hakkıyla halledilmiş olur. Mesela bakın, bir ortaokul sınıfına girdim. Müdür bey dedi ki, bir ders süreniz var hocam. Yarım saatlik bir süre. İşte bu çocukların küfür problemi var dedi. Ağızları çok bozuk. Ondan sonra farklı problemler. Bir saat süre. Şimdi sınıfa girmiş olduk. Sınıfta ortaokul çocukları. Şimdi tabii çocukların seviyesine göre bazı şeyler de değişiyor. Onlara bazı şeyleri indirmek gerekiyor. Mesela çocuklara dedim ki, çocuklar dedim, tahtaya bir iki şekiller çizdim. Tencere resmi çizdim tahtaya, tencere. Sonra fincan resmi çizdim. Küp, küp resmi. El resmi. Tabii çocuklar şaşırtır. Okullarının hocaları değil, böyle garip garip şeyler yapıyor. Arkadan sesler geliyor. Bu resim öğretmeni herhalde. Sonra bir işte Arapça bir şey yaz. Yok yok, bu Kur'an-ı Kerim öğretmeni herhalde. Şey, Arapça mı? Çocuklar şaşırıyor. Merak ediyorlar. Acaba bu nedir? Ekip isimli. Sonra döndüm. Öğretmeni, siz ne hocasısınız? Bir bakın bakalım dedim. Ne hocasını tahmin edin. İşte şu hoca, bu hoca. Neyse dedim. Bakın. Çocuklar. Şu ne dedim? El. Kimin eli bu? Sizin eliniz öğretmenim dediler. Oradan bir çocuk kaldırdım. Elini kaldır bakalım. Bu kimin eli? İşte falanın eli öğretmenim. Tamam, oturabilirsiniz dedi. Daha sonra tencere resmine geçiş yaptık. Tencere. Mesela komşumuz var, kapıyı çaldı, dedi ki bize, ya komşu, bizim biraz kalabalık misafir geldi, sizin bir büyük tencere vardı, ya onu bir alabilir miyim, komşular için işte bir şeyler yapacağız misafirlerimiz için. Tabii dedim, sen hemen tencereni verdin. Daha sonra misafirler geldi, ağırladı, uğurladı, iş bitti, dağıldılar. Ertesi gün tencere bekliyorsun. Yok. Ondan sonra ertesi gün herhalde daha yıkayamadı, hazır edemedi. Bir gün sonra yok. Üç gün sonra yok. Bir hafta sonra yok. İki hafta sonra yok. En son dedin ki, ya bize de lazım bu duyu. Yani bizim de misafirlerimiz geliyor. Gittin kapıyı çaldın. Tık tık. Komşu, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ya hani iki hafta önce size bir tencere vermiştim ya, komşular, şey, misafirleriniz geldiği için onu alabilir miyim? Dedi ki komşu, ne tenceresi? Ya ben vermiştim ya. Nasıl, ne tenceresi ya? Öyle bir şey yok. O sırada da mutfağın kapısı açıp tencereyi görüyor. Ya şu tencere, ne münasebet, o benim tencerem dedi.
Ne düşünürsünüz çocuklar dedi. Döverim hocam. Döverim hocam onu dedi. Genelde böyle kaba kuvvet noktasında ihtiyar etti. Bir çocuk dedi ki, neyse olmuş artık. Bir çocuk da böyle. Biz ne yapalım artık yani artık yollar olmuş. Mübarek bir çocuk. Neyse. Erkek. Ama mübarek bir çocuk. Böyle halim senin kendi halinde. Fazla müthiş. Kavga gülümcü şey yapmayan bir çocuk. Çocuklar dedim. Şimdi burada buradaki yapılan davranış nedir? O tencere o komşu için neydi? Emanet de öğretmeniydi. Emanet. Peki emanet nedir? Emanet geçici bir süre alınan, geçici bir süreliğine alınan ve sizde olduğu sürece onun zayiat görmemesi için, bütünlüğünü bozmamak için, sapasağlam geri teslim edebilmek için korunması ve kullanılması gereken şeydir aynı zamanda, değil mi? Evet öğretmen. Peki burada ne var? Buna ne denir? Emanete ne yapmış denir çocuklar? Hıyanet etmiştir, hainlik etmiştir öğretmenim diyorlar. Biliyorlar. Bizde bir tabir var. Emanete hıyanet etmek tabiri Anadolu'da yerleşmiş. Bu güzel bir tabir. Yani demek ki bir kişi kendisine verilen bir emaneti eğer sahiplenirse, tamamen kendisi sahiplenir, hakiki sahibine vermezse emanete hıyanet etmiş olur. Ve ona zarar verirse yine aynı şekilde yapmış olur. Öyle mi? Evet. Peki siz olsaydınız ne yapardınız dediğimizde işte biz verirdik tabii ki diyorlar. Peki nasıl verirdiniz? Anneniz ne yapardı dediğimizde işte öğretmenim evde bir şeyler varsa işte meyve şudur budur içine konulur o şekilde veririz. Yani çok güzel diyorum. Bizim Anadolu'muzda bir örf, güzel bir adet. Biz emaneti daha güzel içerisine de ilave şeyler koyarak hatta geldiği zamandan daha temiz bir şekilde asıl sahibine vermeye çalışırız. Böylelikle çocukların zihninde emanet kavramı az buçuk şekilleniyor. Yani emanet bizim değil. Onu kollamamız lazım. Ona zarar vermememiz lazım konusuna geliniyor. O zaman çocuklara soruyorum. Çocuklar, peki bu vücut kimi? O zaman jeton düşüyor. Allah'ın emaneti öğretmeni diyorlar. Peki, bu el kimin çocuklar diyorum. Allah'ın emaneti öğretmenim ama ben derse gittiğim zaman ne demiştiniz? Sizin demiştiniz. O da Allah'ın emaneti öğretmeni. Çocuklar en azından bu ders sonunda vücudun kendilerine bir emanet olduğunu anlıyorlar. Ve şunu özellikle vurguluyoruz. Peki o zaman bu emanete ne zaman hıyanet etmiş oluruz? Ne zaman bu emanetin hakkını vermiş oluruz? Artık tabii şeyi çözdüler ya, işte bu hayır yaparsak iyilik yapmış oluruz, harama el uzatırsak, hırsızlık yaparsak hıyanet etmiş oluruz. Peki ayaklar, işte şöyle yaparsak, harama gidersek böyle, helale gidersek böyle. Peki dil diyorum, öğretmenim küfür edersek hıyanet etmiş oluruz ama Kur'an okursak etmemiş oluruz. Göz diyoruz, harama bakarsak hıyanet etmiş oluruz. Kur'an'a, güzel şeylere bakarsak emanete itaat etmiş oluruz. Bunu kaç yerde yaptım? Bu anlattığım şeyler fiili olarak gençlerin gözlerinde de neticesini gördüğüm şeyler inanın verim alınıyor. Bunu özellikle tavsiye ederim. Emanet kavramı haramların özellikle uzaklaştırma noktasında temel kavramlardan birisi. Hatta şunu örnek veriyorum. Mesela biz elimize bir jilet alıp şöyle çizemeyiz. Dinimizde yasak. Bizim olmadığı için çizemeyiz. Çünkü emanet kavramını, altyapısını anlayan bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Çünkü her şeyi emanet olarak görmüş oluyor.
Emanet kavramını 6. sözün o mantığıyla birleştirerek anlatmakta ciddi bir fayda var. Özellikle bu nokta üzerine vurgu yapmış olalım.